C++ eğitim setimizin 11. dersiyle birlikteyiz. Bu derste yine operators'lar konusuna devam edeceğiz. Comparison operators'lara başlayacağız. Ne demek comparison? Karşılaştırma. Demek ki karşılaştırma işlemleri yapacağız. Biz dedik ki yazılım dünyasında eşittir ifadesi matematikte her ne kadar eşittir anlamına geliyorsa da burada atama operatörü olarak kullanılır. Madem eşittir atama operatörü olarak kullanılır, peki eşittir nasıl kullanılır? Çift eşittir yazarsanız yazılım dünyasında eşittir anlamına gelir. Bakın equal to. Eşit değildir demek için not equal. Burada ünlem ve eşittir işaretini bırakıyorsunuz. Bir sayının diğer sayıdan büyük olup olmadığını denetlemek için şu büyüktür işaretini veya şu bir sayının diğer sayıdan küçük olup olmadığını karşılaştırmak için şu küçüktür ifadesini. Hemen ardından büyük eşittir için şu if simgeyi kullanıyoruz ve küçük eşittir için de şunu kullanıyoruz. Tamam. Şimdi yazılım dünyasında bunları çok kullanacağız. O yüzden buraya dikkat etmeniz son derece önem arz etmekte. Şimdi integer x adında bir variable oluşturalım. 7 değerini atayalım. Bir de y diye bir variable oluşturalım ve içerisine 2 değerini ya da 4 değerini atayalım. Fark etmez. Hemen geliyorum ve diyorum ki şurada parantez açıp kapayayım. X değerim y değerine eşit mi değil mi onu kontrol etmek istiyorum. Zaten karşılaştırma operatörü ya. Aslında gerçekten bir yazılım yaparken bunları nerede kullandığımızı önümüzdeki derslerde göreceksiniz. Önümüzdeki derslerde gerçekten yazılımda bunları nereden kullanıyoruz ve ne kadar önemli olduklarını göreceksiniz. Çünkü karşılaştırma operatörleri olmadan yazılımı yapamayız. Çünkü yazılımın bir beyni yok ve biz onu sürekli koşullarla yönlendireceğiz. Yani koşullar içerisinde sık sık kullanacağız bunları. Diyorum ki x eşit eşittir y. Yani bu ne demek? X variable'ın içerisindeki değer y variable'ın içerisindeki değeri eşit mi? Eşitse ne dönecek? Eşitse true dönecek ve yazılım dünyasında true demek 1 demek. Böylelikle aslında boolean veri türünün de nerede kullanıldığını görmüş oldunuz. Aslında burada bir boolean veri türündeki bir sonuç elde etmiş oluyoruz. True false, true false, true 1, false 0. Yani işlem başarısızsa 0, işlem başarılıysa 1 olacak. Eğer x variable'ın içerisindeki değer y variable'ın içerisindeki değere eşitse true, yani 1 sonucunu alacağız. Bakalım. Bakın bize false sonucunu döndürdü. 0. Niçin? Çünkü x variable'ın içerisindeki değer y variable'ın içerisindeki değere eşit değil. Eğer eşit olması için her ikisinin de 7 olması gerekirdi. Dikkat 1. Niçin? X variable'ın içerisindeki değer y variable'ın içerisindeki değere eşittir. Güzel. Devam edelim. Bir de eşit değildir ifadesini kullanmak istiyorum. Diyorum ki x variable'ın içerisindeki değer y variable'ın içerisindeki değere eşit değil mi onu kontrol et. Bu sefer eşit olmamayı arıyoruz. Eğer x variable'ın içerisindeki değer y variable'ın içerisindeki değere eşit değilse o zaman true dönecek. 1 diyecek. Yani ben burada ne diyorum? Diyorum ki yazılımcım, sayın yazılım, git bana x variable'ın içerisindeki değeri al, y variable'ın içerisindeki değeri al. Sonra karşılaştır. Diyor ki ne yapacağım karşılaştır? Diyorum ki x'in içerisindeki değer y'in içerisindeki değere eşit değilse ben bunu istiyorum. Eşit olmama durumunu arıyorum şu anda. Eşit değilse güzel. Benim istediğim şey bu. True de 1 dön. Bakın bir sonucunu bize verdi. Nasıl verdi? Şu an geçen konumda ben iki tane variable'ın içerisindeki değerinin birbirine eşit olup olmadığını arıyordum. Ama şu anda hayır. Eşit olup olmadığını değil, eşit olmama durumunu arıyorum. Benim istediğim şey ne? Eşit olmamalar. Eğer eşit değillerse true bir dönsün. Yani bu başarılı demek. X variable'ın içindeki değerin y variable'ın içerisindeki değerden büyük olup olmadığını şu an araştırıyorum. Büyükse 1 dönecek değil mi? Evet, başarılı diyecek. Çünkü x variable'ın içerisindeki değer y'dan büyük değil diyecek. Buradan onu anlamış olacağız. Bakın 1 sonucunu döndü. Demek ki gerçekten x y'dan büyükmüş. 7 4'ten büyük olduğu için. Ha, burası 14 olsaydı mesela büyük olmadığı için false dönecekti. O da 0'a tekabül edecekti. Bakın 0 sonucunu döndü. Niçin? Benim aradığım sonuç ne? Diyorum ki x'in y'dan büyük olup olmadığını kontrol et. Büyükse 1 dön. Büyük değilse 0 dön. Büyük olmadığı için 0 döndü. Ama büyük olsaydı şöyle. Diyorum ki x y'dan büyükse 1 dön. Yani işlem başarılı olmuş demektir. Değilse 0 dön. Peki. Bir de büyük eşittir vardı. Yine büyük veya eşittir ifadesini arıyorum. X variable'ın içerisindeki değer y variable'ın içerisindeki değerden daha büyük olduğu için 1 döndü. Fakat eşit olsaydı da 1 dönecekti. Çünkü burada aradığım koşul ne? Diyorum ki karşılaştır. X'in y'dan büyük veya eşit olması. Her ikisi de benim kabulüm diyorum. Aslında burada bir or işlemi var değil mi? Geçen ders gösterdiğim size. Veya işlemi var.
Bakın yine 1 döndü. Çünkü gerçekten de x y'dan büyük veya eşit koşulundan ikisinden birini sağlıyor. Büyüğü sağlamıyor ama eşitliği sağlıyor. Eğer büyük olsaydı ikisini de sağlamayacağı için 0 dönecekti. Bakın 0 sonucuna döndü. Demek ki olay neymiş? Olay iki tane koşulum varsa büyük olsun veya eşit olsun veya küçük olsun veya eşit olsun dersek bakın x variable'ı şu an neyi arıyorum? X variable'ın y'dan küçük veya eşit olup olmadığını kontrol ediyorum. Eğer x variable'ı y'dan küçük veya eşitse o zaman benim istediğim şey gerçekleşmiş demektir. Bu başarılı demek. Başarılı 1'e tekabül eder yani true demek. O halde bana 1 verir. Peki x variable'ı y'dan küçük veya eşit mi? Hayır, iki koşulu da sağlamıyor. Ne küçüklüğü sağlıyor ne eşitliği sağlıyor. O halde 0 dönecek. Ancak bak eşit olsaydı 1 dönecekti. Çünkü bir koşulu sağladı, eşitliği sağladı. Veya daha büyük olsaydı y, bakın eşitliği sağlamıyor bu sefer, doğru mu? X y'ye eşit değildir. Ancak bu sefer de küçüklüğü sağlıyor. Yine 1 dönecektir. Yine 1 döndü. Şu konuda endişe etmeyin. Ya gerçek bir programda bunun nerede kullanacağız diye düşünmeyin. Önümüzdeki derslerde bunu gerçek projelerde nerede kullanacağımızı göreceksiniz. Örneğin iki tane variable arasındaki sayıyı kıyaslayacağız. Belki adam ondan küçük sayı girmeni istiyordur veya ondan büyük sayı girmeni istiyordur. Bunları kıyaslayıp öğreneceğiz. Eşittir değil de sadece küçüktürü kabul edelim. Bakın her ikisi aynı olursa kabul etmeyecektir. Sıfır dönecektir. Neden sıfır döndü? Neden false ifadesini döndü? Aslında geliyor bakıyor x variable'ı y'dan küçük mü? Hayır. Çünkü ikisi de eşit. O halde false döndü. Bunun için ancak x'in y'dan küçük olması gerekir bir dönmesi için. Bakın x y'dan küçük mü diye kontrol ediyorum. Küçükse bu başarılı demek. Bir dönecek. Bakın bir döndü. Böylelikle biz yazılım dünyasında bir şeyin bir şeyi kıyaslarken aslında biz 0-1 sonucunu alıyoruz. Boolean bir değer alıyoruz. Ve böylelikle 1 olursa ha diyoruz. Demek ki karşılaştırma istediğimiz sonucu vermiş. 0 gelirse demek ki istediğimiz karşılaştırmanın sonucunu alamamışız. Olumsuz, negatif dönmüş. Evet. Şimdi logical operators'lara bakalım. Mantıksal operatörlerimiz var. Bunları çok sık kullanacağız koşullarda. Diyorum ki bak her iki koşul vereceğim ya da 3 koşul ya da 4 koşul ya da 10 koşul ya da 100 koşul. O 100 koşulun 100'ü de true dönmeli. Yani 1 dönmeli. Yani hepsini istiyorum ben. Mesela örnek ver. Ne demek istiyorsun diyeceksin. Bakın diyeyim ki x variable'ı 3'ten büyük olsun. Aynı zamanda diyorum bakın v diyorum. Bak bir koşul daha sayıyorum. Diyorum ki y variable'ımın içerisindeki değer de 10'dan küçük olsun. Hem bu şart sağlanırsa yani taviz yok. İkisi de sağlanmak zorunda. İki koşulum da sağlanırsa 1 dön. True. Yani işlem başarılı bir şekilde gerçekleşmiş demek. Bakın 1. Ancak bakın y variable'ı 8'den küçük. X variable'ı 3'ten büyük olsun. Dikkat. 0 döndü. Yani başarısız. Neden başarısız? Evet, x 7'dir ve 7 değeri 3'ten büyüktür. Doğru. Ancak diyorum ki yetmez. Ben bir tane daha koşul istiyorum sana ve o koşul da sağlanacak. Yani lamı cimi yok. Muhakkak olacak. Nedir o? Y'ın 8'den küçük olduğu hali. Y 8'den küçük mü? Hayır. O halde ikinci koşulumu sağlamadığı için ilk koşulum sağlansa bile onun için geçersizdir. Ne oldu yani? Bakın. Şurası 1 oldu, şurası 0 döndü. V işleminde geçen ders ne demiştim size? V işlemi bir çarpma işlemidir. 1 ile 0'ı çarp, 0 döner. Yani aslında şurası 0 oldu, false oldu. Tamam mı? Geçen ders, hatta hatırlatmak amacıyla bakın. Neydi end'de? 1 ile 1 sadece 1'di. 1 ile 0, 0'dı. 0 ile 1, 0'dı. 0 ile 0, 0'dı değil mi? Hatırladınız. Evet, olay bu şekilde. Peki, mantıksal operatörlerimizden or ne işe yarıyor? İki tane dikliği çekiyorsunuz. Diyoruz ki eğer diyorum ifadelerden biri true'ysa geriye true döndürür. Yani ne demek bu? Ben diyor kardeşim iki tanesinden bir tane koşul sağlanırsa benim için okeydir diyor. Geliyor bakıyor x büyük müdür 3'ten? Evet. Güzel. Burada bir sağlama yapmış. Y küçük müdür 8'den? Hayır. 0 olmuş. Ancak 1 veya 0 bize 1 döndürecek. Nereden biliyorum? Şuradan biliyorum. Or işlemini ben size anlatmıştım. Demiştim ki iki tanesinden bir tanesinde 1 olması yeterli. İki tane koşuldan birinin sağlanması yeterli demiştim. Bu arkadaş iki ödevden birini de yapsa yeterli. İkisini de yapabilir. Sorun yok yine 1 olur demiştim. Bakın 1, 1, 1. 1 var yine 1. 1 var yine 1. Ama 0, 0 ise 0. Yani her ikisinden bir tanesinin 1 olması benim için yeterli diyorum. Koşullardan birinin sağlanması yeterli. İlk koşul sağlandığı için ikinci koşula bakmaz ve bana 1 değerini döndürür. Bakın 1 değerini döndürdü. Az önce halbuki end dediğim için 0 döndürmüştü. Çünkü ikinci koşulu sağlamamıştı. Değildir ifadesi. Logical not. Diyor ki sonucun tersi. Returns false if the result
is true. Diyor ki eğer sonuç true ise false geri döndürür. Ne demek bu? Bazen biz öyle şeyler istiyoruz ki aslında istediğimiz şey bir şeyin tersi olabiliyor. Yani bunu önümüzdeki derslerde aslında daha net anlayacaksınız. Belki şu an anlamayabilirsiniz. Bakın ben diyorum ki kardeşim ben hem bu koşul sağlansın istiyorum hem bu koşul sağlansın istiyorum. Y'in ondan küçük olduğu. Her ikisini de istiyorum diyorum. Tamam mı? Ancak bunun değilini istiyorum. Ünlem ifadesi bu sonuç 0'sa 1 döndürür, 1'se 0 döndürür. Şimdi bakalım. X variable'ın içerisindeki değer 3'ten büyük mü? Evet, 1 döndü. Y variable'ın içerisindeki değer 10'dan küçük mü? Evet, bu da 1 döndü. 1 ve 1 nedir? 1'dir, doğru mu? 1'in değili nedir? 0. Sıfırın değil nedir? 1. O halde bu ne dönecek? Bize 0 dönecek. Çünkü bu ifademin kendisi bizzatihi 1 döndürdü. 1'in değili 0'dır. Bazen biz bir şeyin değilini ararız. Mesela şimdi kullanıcıdan sayı girmesini istedik ama 0 girmesini istemiyoruz. Diyorum ki eğer kullanıcı 0 dışında bir şey girmişse şu işlemleri yap. 0 dışında bir şey girmişse ne olacak? Ünlem bırakacağım değil mi? Ne yapacağım? Önümüzdeki ders koşullu ifadeleri göreceğiz. Şöyle onu göstermediğim için Türkçe yazayım. Bakın koşul diyelim. Bir koşulumuzu yazdık. Ve koşulum neymiş? Örneğin dışarıdan x adında variable'ı girdim. Bunun sıfıra eşit olmadığı durumu arayacağım değil mi? Eğer sıfıra eşit değilse bla 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 işlemleri yap diyeceğim. Yani bir şeyin değilini arıyorum. Veya diyeceğim ki burada bir işlem isteyeceğim. Kişiden bir şeyler isteyeceğim. Diyeceğim ki Bu yapılmamışsa şu sana gönderdiğim kodları işle diyeceğim yazılım. Yani bu yüzden bazen bir şeyin değiline ihtiyacımız oluyor. Bunu net ve somut anlamanız için önümüzdeki dersleri izlemeniz gerekecek. Önümüzdeki derslerde koşullu ifadeleri gösterirken burada ünlemin de nasıl bir işlevi olduğunu, nasıl önemli bir işlevi olduğunu göreceksiniz. Yani şu an anlatınca biraz havada kalmış olabilir. Yani bir şeyin değiline niye ihtiyaç duyayım? Niye bir şey olumlu çıkmışken onu olumsuza çevireyim diye düşünebilirsiniz. Gerçekten ilk öğrendiğimde bana da saçma gelmişti. Sonra yazılım dünyasında ilerledikçe aslında değilinde çok önemli bir yerinin olduğunu, bazen bir şeyin değilini aradığımızı, bir şeyin kendisini değil de onun değilini, onun zıttını, onun tersini aradığımız zamanlar oluyor. O zaman ünleme gerçekten büyük bir ihtiyaç duyuyoruz. Evet, bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.